Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Fenerbahçe Sevilla'ya elendi. Bunun için hepimiz üzgünüz. İlk maçı 2-0 kaybetti. İkinci maçı 1-0 kazansa da yetmedi. Ama bu ilk maçı kaybetti. İspanya'da Sevilla 2-0. Ondan sonra bir röportaj vermiş kendi ülkesindeki bir gazeteci. O da kayıt almış. Ses kaydını falan filan bir şey almış. İşte bunu paylaştı. Bomba etkisi yarattı. Yani bu Türkiye'de bomba gibi patladı. Yok demiş, ben buralara alışamadım. Fenerbahçe'de yapamıyorum. Fener'e alışamadım. Bura çok soğuk. Üşüyorum. Mayıs'ta beni bekliyorum. Geliyorum, gidiyorum, uçuyorum, kaçıyorum. Demiş. Bir şeyler anlatmış. Ya kardeşim. Yani demiş ki ben uğraşamam, olmuyor. Yani benim adım Hıdır. Elimden gelen budur demeye getirmiş. Bunu dememiş de bu mimarda konuşmuş. Ama diğerlerini demiş. Ya Jesus. Yani İstanbul'da iş olmadı ya bu sene. Sen ne saçma arıyorsun ya? Sen oturduğun evin ne kadar pahalıdır. Para çok sende. Fenerbahçe seni ne lüks evde tutturuyordur. Sıcaklıktan, rahatlıktan. Yani rahatlık mı battı sen, anlamadım ki. Herhalde öyle bir şey. Saçmaladın iyice. Yok, kendi ülkesiymiş. Kardeşim git ya. Kimse de sana burada meraklı değil. Kaldığı yerlere yok yani. Sen niye kendi kendini değerlendirme? Sen kendi kendini övme. Yani sen başarılı ol, zaten sen öreldir. Sen geç bu işleri, geç bu ayakları. Sen kaçacaksın. Zaten ilk maçta baktık ki 2-0 yenildik. Buradan daha biz bu seviyeden tur alalım. Avrupa gitti. Ziraat'ta da bir şey yapmam bizi. Orada da herhalde. Zaten ligde 6 puan geriye düştük. Galatasaray seri yapmış. 13 maç, 12 maç, 13 maç, 14 maç, her neyse gidiyor. Adımdan kaybettiği maç diyor. Her maç bu maç yenilir, bu maç yenilir diyor. Yenilmiyorlar diyor. Orada da bulundu. Bir kere bir şey yapamıyor. Ben diyorum bir bahaneler uydurayım da yarın öbür gün bir şey yapamazsak, kupa alamazsak, ligde şampiyon olamazsak, Avrupa'da her neyse, Ziraat'ta da kupayı alamazsak, bunlar bahanem olsun. Yer yapıyor. Öyle yapacaktım da böyle oldu. Bırak bu işleri. Biz bunları yemeyiz ya. Ben hiç yemem. Geç bu ayakları. Üşüyorsan kardeşim bırak git ya. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun ya? Kardeşim sen şirazen koymuş. Ne konuştuğunu bilmiyorum. Yani normal bir insan bunlar konuşmuyor. Çocuk gibi konuşuyor. Abuk subuk olur olmaz konuşuyor. Sağ ol. Yani bunun tam zamanı mı? 2-0 yenilmiş. Tüm Türkiye üzülmüş. Fenerliler, taraftarlar kahrolmuş. O insanlar nasıl üzülüyor ya? Takım için onlar ömrünü veriyor ya. Her şeyini veriyor. Oraya gelen taraftarlar ne cefalar çekiyor. Yazık, günah değil mi kardeşim? Yani burada çıkarcı sensin. Kendini düşünen, kendi çıkarı olan. Sadece cebine indirdiğin parayı düşünüyor. Fenerbahçe senin umurunda değil. Ben bunun farkındayım. İnsanlar bunun pek farkında değil çoğu kişi ama ayıkıyorlar. Fark ediyorlar yavaş yavaş. Merak etme yani, hep bu devran böyle sürmez. Yolcusun Jesus, yolcu. Mayıs'ta gidecekmişim. Mayıs'a kalmaz boğulursun zaten, merak etme.